Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bundan takriben ne kadarmış şöyle bakınca belki bir ay önce, bir aydan biraz daha fazla bir arkadaşlar yine bu tarz bir video yapmıştık. Ne yapmıştık? Şuradaki puanımızla ilgili. Daha önce arkadaşlar 1.3 M için yapmıştık. Şu anda 1.4 M için hesap tanıtım videosu yapıyoruz. Bunlar güzel şeyler ya. Ben bunlardan çok keyif alıyorum. Yani nasıl ilerlediğimizi, geliştiğimizi görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şu anda 1.4 M hesabımız var ve elimizde 540 tane karakter var arkadaşlar. Şöyle bir geldiğimizde şöyle yukarıdan aşağı yaptığımızda bayağı bir şeyler var yani. Birazcık yol kat edilmiş. Başlayalım. Bir yıldızlardan başlayalım arkadaşlar. Şöyle baktığımda elimde bir yıldızlardan 8 tane var. Sadece 8 tanecik var arkadaşlar. Ya Allah bereket versin. Bunların da hepsi full. Biliyorsunuz şimdi Variant 4 gelecek. O Variant 4'te arkadaşlar 2 yıldızlar önemli bir yere sahip oluyor. Hadi 1 yıldızları geçtim ama 2 yıldızlar önemli bir yere sahip olacak arkadaşlar. Elimizde kaç tane 2 yıldız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 çarpı 5'miş arkadaşlar. Şöyle benden bir yapalım. 17 çarpı 85 yapıyor adam ama. Aynen öyle. 85 yapıyor arkadaşlar. 85 tane de 2 yıldızımız var. Şimdi bir tane site var. Sürekli paylaşıyorum biliyorsunuz. Hani prestijinizi falan da oran hesaplayabileceğiniz bir site var arkadaşlar. Şimdi 1 yıldızlara baktığımda toplamda 12 tane 1 yıldız var gösteriyor. 12 tane 1 yıldız. Bak şu 1 yıldızlara bir geleyim. Kim yok bende? Mesela Karapanter, Kolossus var. Gamora var mı? Var. Şahin Göz var mı? Şahin Göz'ün bir yıldızı bende yok. Ama burada var diye gözüküyor arkadaşlar. Hulk var. Demir Adam var mı? Demir Adam'ın da bir yıldızı bizde yok. Juggernaut var. Scarlet Witch var. Klasik Örümcek Adam bizde gözükmüyor. Synthesis Vision var. Normal Vision diye gözüküyormuş. O da yok arkadaşlar bizde. İki yıldızlara geldiğimizde hemen şuradan bir tıklayalım bakalım. İki yıldızlar kaç taneymiş? Buraya göre 136 tane 2 yıldız varmış. Vay arkadaş o kadar 2 yıldız var mı ya? Bu 2 yıldızlar nerede abi? Kim çaldı? Bende arkadaşlar 85 tane 2 yıldız var. Ama buradaki listeye göre baktığımda 136 tane 2 yıldız gözüküyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani doğrudur herhalde. Bayağı bir eksik 2 yıldızımız varmış. Neyse artık varyant geldiğinde arkadaşlar varyant macerasında bakacağız olaya. 2 yıldızların hepsi maksimum. Zaten 3 yıldızlara gelelim bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 artı 4 varmış arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda 30 çarpı 5, 150 artı 4 daha. 154 tane bende arkadaşlar 3 yıldız varmış. Buraya baktığımda 161 tane normalde 3 yıldız varmış arkadaşlar. Yani bizde bir 7 tane 3 yıldız eksikmiş. 3 yıldızdan içersen 7 tane eksik varmış. 3 yıldızlara baktığımda arkadaşlar şöyle alttan baktığımda 4 daha 8 tane sadece maksimum değil. Geri kalanların hepsi arkadaşlar maksimum seviyede. 3 yıldızları da genelde işte 1-2-3 yıldızlı arenaların olduğu yerde kullanıyorum. Bazen arkadaşlar basic arenaların olduğu yerde kullanıyorum. Basic arenaların olduğu yerde 4 yıldızlarla beraber bazen 3 yıldız kullanıyorum. Özellikle toplu arena kastımda yani hepsinden aşama ödüllerini kastığım zaman 3 yıldızlar işime geliyor. Bir de şöyle bir muhabbetleri var 3 yıldızların. Birçok yerde arkadaşlar 4 yıldızlardan daha fazla puan getiriyor. Sebebi de arena güçlendiricilerinin yani daha fazla puan almanı sağlayan arena takviyelerinin arkadaşlar 3 yıldızlara çok daha fazla olması. Şöyle göstereyim. Nerede abi? İşte burada. Yani şuraya baktığınızda bilim ve teknoların yedeklere düştüğünü görüyoruz. Bunları kullanıyorum arkadaşlar. Çokça kullanıyorum. İşime de yarıyor yani. Yaramıyor dersem yan olur. 3 yıldızların arkadaşlar takriben arenada bir tanesi yani güçlendirme bastığım zaman 25k civarında falan getiriyor arkadaşlar. Yani 25k civarında getiriyor. Gerek 1.5'lukları olsun gerek 2'likleri olsun. Hatta çok fazla sayıda da çarpı 3'leri var arkadaşlar. Çarpı 3'leri de kullanabiliyorsunuz.
Eğer benim gibi 5 yıldız arasında kasıyorsanız orada aşama ödüllerini geçti arkadaşlar. Çarpı 3'lük arena güçlendiricileri de veriyor. O zaman hakikaten altı sayıda rakamlar. Yani düşünün bir seride takriben bir 90K kasıyorsunuz zavete. Bir seride 90K kasıyorsun. Evet. Yani ben normal 5 yıldızlarla kasarken bile anca o kadar kasıyorum. 3 yıldızlar da arkadaşlar işte onun takviyeler çok işe yarıyor. Yani özellikle mesela Mr. Fantastic'in kim var mesela yenilerden? İşte G99'un 3 yıldızı, Doktor Doom'un 3 yıldızı. Hep o şekilde kastıklarım arkadaşlar. Hep bu şekilde. Başka kim var yenilerden? Mantine mesela o şekilde kasmıştım. Yani sallıyorum. Belki 30 seri yapıyorum, 40 seri yapıyorum 3 yıldızlarda. Yani direkt 1 main'in üstüne çıkartıyorum bu takviyelerle, güçlendiricilerle. O yüzden işimi gördüğüm gibi bazen basic ayarlarda da kullanıyorum. 4 yıldızlara geldim arkadaşlar. Son zamanda 3 tane daha R5 attım 4 yıldızlardan. Toplamda 4 yıldızların R5 sayısı 43 tane arkadaşlar. 43 tane 4 yıldızların R5'i var. Peki ekibimizde kaç tane 4 yıldız varmış? Şöyle bir bakalım ben de bileyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 sıra. Tam 30 sıra. En son buradaki Mr. Fantastic'i de aldık arkadaşlar. 150 tane, 150 tane de bizde 4 yıldız mevcut. Peki oyunda kaç tane 4 yıldız varmış? Ona da bir bakayım. 163 tane arkadaşlar 4 yıldız varmış oyunda. Bende 13 tane de 4 yıldızdan eksik var şu anda. Bayağı bir yani 13 tane güzel bir rakam. Güzel bir rakam. Peki ben bu 4 yıldızı arenada nasıl kullanıyorum? Arenada sonsuz kasma serisi tekniği var arkadaşlar. Onunla ilgili çok video yaptım. Hatta Instagram'da da onunla ilgili görsel var. Yine isterseniz takip edebilirsiniz. Arada orada da paylaşımlar yapıyorum. Magi TV Mucoş diye arkadaşlar Instagram ismimiz var. Oradan da dediğim gibi dilerseniz takip edebilirsiniz. Yani burada geldi. 4 yıldızları 3.30 yapmaya çalışıyorum. 3.30'un altında bırakmamaya çalışıyorum. Yani şurada 3.30 Rino'da 3.30 olması lazım. Aynen. Sadece burada şöyle baktığımda 6 tane karakter 3.30 değil. Yani 3.30'un altında olanlar arkadaşlar arenalarda kullanamıyorum. Sıkıntı oluyor. Çok büyük problem oluyor. 6 tane kalmış. Aslında bunları da yakın zamanda bir 3.30'a ateşleyebiliriz gibi geliyor. Eğer bunları ateşlersek o zaman bana arkadaşlar bir 50 tane 4 yıldız R5 lazım ki ben arenada sonsuz seri yapayım. Yani bütün hepsini kullanabileyim. Öyle bir şey yaparsak da 50 çarpı 2'den 100 dakika yani ortalama 100-105 dakika sırf 4 yıldızlarla oynamış olacağım. Geriye bir 10 dakika dinlenme payım kalacak arenalarda. Biz uzun süre takip eden arkadaşlar biliyorlar arkadaşlar. Yani benim özellikle arenalara ayrı bir önem veriyorum ve onlarla ilgili birçok grafiğim var, birçok çalışmam var vesairem falan. Onlar benim için ekstra önemli. Gelelim 5 yıldız arkadaşlar. Yani 5 yıldızlara özellikle 5 yıldız aranızı çok fazla kasıyorum. Elimden geldiği kadar ağırlık vermeye çalışıyorum. 5 yıldızların maxlarına baktığımda arkadaşlar şu anda 14 tane ekipte R5 var ve prestij karakterim çok fazla sayıda var. Daha önce hiç yoktu ama tabii daha sonra prestijin ne olduğunu öğrendiğimde o şekilde de telkin aldığımda bastım prestijlere. Şu anda Anka Kuşu, Warlock, Sunspot, Thor Ragnarok, Namor, Clairvoyant bunlar hep arkadaşlar 10.600'ün üst, 10.600'ün üstündeki prestij karakterleri. Aynı zamanda R5 olmasa bile R4 bile olsa yine Doktor Doom, Mysterio, Gece Maymunu, Elsa Bloodstone, Sentry, G99 bunlar hep arkadaşlar 10.550'nin üzerinde prestij karakterleri. Yani yine Görünmez Kadın var, Taşıdan var yine 10.600'ün üstü. Arcus var yine çok yüksek prestiji var. Yine bir Mantink'im var arkadaşlar elimde. Onun dışında kim var böyle prestije abandığımızda? İşte Üstün Sembiyot'un prestiji fena değil. Mr. Fantastic bilimin en iyi prestijine sahip 10.630 arkadaşlar prestiji. Yine Şampiyonun Bomba gibi prestiji var. 10.594 müydü ne diyor bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Falan falan arkadaşlar. En son açtığımdan da Eagle geldi zaten. Eagle da benim 123. 5 yıldızım oldu arkadaşlar. 123. 5 yıldızım. Tabii 5 yıldızların arenalarda gelme süresi 7 saatli bir. Bu biraz uzun oluyor. Ama geldiği zaman da hakikaten hatır sayılır. Veriyor arkadaşlar. Güzel güzel şeyler veriyor diyelim. Ve son olarak 6 yıldızlara gelelim. 6 yıldızlardan pek şansım güldüğünü söyleyemem. Yani şu anlamda 6 yıldızdan aslında şikayetçi değilim. Yani çok güzel karakterlerim var. Ama tabii ki bu
tepede olan birçok karakter yok. Hatta hiçbir yok. Hani mesela bir Corvus'tu. Özellikle Corvus ve Ghost. Veya yeni gelenlerin de altı zırhı. Onlara ne yazık ki yok ama Mysterio var. Mysterio hem defans hem özellikle saldırı babında. Çok kaliteli. Taktiksel anlamda güzel karakter arkadaşlar. Ve prestiji de hiç fena değil. Altı zırhı. Şansımız iki kere geldi. Kopyaladık. Şu Cable yok mu? O Cable benim ama benden alan. Kopyaladım. Yani altı yıldız kopyalarda Mysterio, Cable ve Guillotine var arkadaşlar. Onun dışında Massacre orta seviye bir karakter. Angela yine orta seviye bir karakter. Nightcrawler, Doktor Octopus var. Punisher 2099 Elektra Bishop. En son gelen zaten şu Hood'da arkadaşlar. Yine taktiksel bir karakter. Yani tepe olarak baktığımda bir Kızıl Hulk söyleyebilirim. Bir Mysterio söyleyebilirim arkadaşlar. Yine yanına yardımcı olacak olarak da bir Doktor Octopus'u söyleyebilirim. Diğerleri ne yazık ki yani baktığınızda Juggernaut, İç Savaş Muharibi, işte Jane Foster, Hulkbuster, Vulture, Elektra. Yani bunlar hakikaten çok çok vasat karakterler diyebilirim arkadaşlar. Birçoğu da kopyasız iş yapmaz. Ama artık arada değiş görüyor. 20 tane de şu anda 6 yıldızımız mevcut. Yakın zamanda bir 6 yıldız daha atacağım arkadaşlar. Peki ne kadar yakın zamanda? Takriben arkadaşlar 340 parça daha 6 yıldız bulduğumda açmayı düşünüyorum. Artık 340 parça daha 6 yıldız bulduğumuzda bir 6 yıldız daha açacağım. Hayırlısı olsun. Şu anda bu şekildeyiz arkadaşlar. Yani hesap şu anda bu şekilde. Yakın zamanda bir R5 daha atacağım. Mesela stoklara baktığımda şöyle katalizörleri göreyim. T5'ten 3 tane var arkadaşlar. Yine 4.sü gelmek üzere. Yani bu ay içerisinde bir yapacağız. Veya aslında yılbaşından sonra çok daha fazla asılacağım oralara. Yine S4'lere baktığımda S4'ler de fena değil. Yani hepsi full'e yakın sayılır. Yani yakın zamanda bir kristal açmıştım. Alfa 2 ve Alfa 2'ler de 5 tane. İşte bir tane daha geldiğinde arkadaşlar 15. R5'i de atmış olacağım. Şu anda 1.416'dayız arkadaşlar. Artık bu tarz bir videoyu inşallah 1.5M olduğumuz zaman yapacağız. Peki 1.5M ne zaman oluruz? Takriben 30 gün, 35 gün sonra da 1.5M oluruz gibime geliyor arkadaşlar. İşte artık zirveye doğru giden bu yolda ufak ufak adımlarımızı biraz daha büyütmeye başlıyoruz. Özellikle yılbaşından sonra. Daha önce de söylemiştim. Bir plan ve program yapmıştık. Yılbaşına kadar prestij olayını halledecektik. 10.600 yapacaktık. Yılbaşından önce yapmak nasip oldu. Bir ay öncesinde nasip oldu. Yılbaşından itibaren de özellikle arkadaşlar 6 yıldız ağırlıklı bir oyun oynayacağız. 6 yıldızlara yüklenmeye başlayacağız. Onların sayısını inşallah önümüzdeki sezon arttıracağız gibi geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoya destek olmak isterseniz de videoları beğenebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.